Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, hepiniz kanalıma, Belçika'ya, bahçeme hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün iki sefer şiddetli dolu yağışına maruz kaldık. Allah'ım dedim, ben bugünlere getirdim, sen koru ya Rabbim dedim ve arkadaşlar ne oldu? Birazdan göstereceğim size neler olduğunu. Biliyorum merak ediyorsunuz sizler de. Bu yeni aldığım tontişleri, cicişleri de göstereceğim size de. Onun öncesinde şöyle bir hazırlık yapalım. Nefes nefese kaldım yine. Koştur koştur. Ah, şunu şöyle koysam, örtümün dikilenmesini istemiyorum çok ama özel türleri de görün istiyorum. Neyse, birazdan hepsini tek tek gösteririm sizlere. Ve değerli arkadaşlar, sonunda bugünleri de gördük ve Nilüfer Durak verandasını açtı. Bahçeye şöyle bir ferah ferah yayıldık. Ve bahçeden size ilk kendimi göstererek sukulentlerimle birlikte şöyle genel bir çekimde ilk video oldu. Ve değerli arkadaşlar, şimdi biliyorum Türkiye'de havalar çok sıcak fakat burada hala çok serin. Şu anda burası arkadaşlar 8-9 derece civarı ve bu mevsimde arkadaşlar hep kışın çekmiş olduğum videolarımda size anlatmış oldum. Dolu yağma olayı maalesef ki gerçekleşti. İçimden de geçti. Kötüyü çağırmak istemedim. Bununla birlikte birazdan dolu yağışı sonrası bahçemdeki sukulentlerim ve diğer çiçeklerim ne durumda sizinle paylaşacağım. Fakat onun öncesinde biliyorsunuz Hollanda'daki seraya gittim ve oradan aldığım bazı özel sardunya türlerim ve bir tane de çok böyle istediğim Agavoides cristata'yı aldım arkadaşlar. Güneş bulutların arasından giriyor, çıkıyor, yani kendini gösteriyor. O sırada da ışık değişiyor tabii ki. Ben çünkü arkadaşlar hep size söylüyorum, benim videolarımda kesinlikle ve kesinlikle filtre yok. Bu arada ilk kahvemizi böyle karşılıklı içmiş olalım Ramazan'dan sonra bu ilk çekimde. Şimdi kış boyunca size verandadan hep çekimler aldım. Anlatmış olduğum bilgilerimin doğruluğunu ya da tutarlılığını arkadaşlar artık bu videomda sizler de anlayabilirsiniz ve tescillenmiştir. Yani Nilüfer Durak bir kez daha arkadaşlar koruma usulü, yöntemi ya da sukulentleri çoğalma şekli, toprak karışımı, gübrelemesi, sulaması, konumlandırılması, mevsimlendirilmesi ya da iklimlendirilmesi arkadaşlar ve birçok terimin de bunların dilinize yapıştığını biliyorum. Şimdi şu noktaya gelmişsek, yani bakın tüm sukulentlerimi bahçeye çıkarttım. Zirai de onlarda nasıl kuruduğumu anlattım. Toprak karışımımı size anlattım. Sukulentlerinizi ya da diğer çiçeklerinizi arkadaşlar nasıl alıştırırsanız öyle gider. Bu arada hala karıncaların yuva yaptığı sukulentlerimi dikmedim arkadaşlar. Onları da size yakından göstereyim. Hala dinlendiriyorum. Sadece bu saksının üstüne öylece koyu koyu verdim. Bakın koca koca kafalar kış boyu yer seramdaydılar. Şunun renklerine, şunların güzelliklerine arkadaşlar. Bu öndeki cilvaret, bunun ismini bilmiyorum ama çok da güzel bir tür, çok da renklenen bir tür. Bakın koskocaman bir sukulent saksısı. Bunlar kocaman arkadaşlar, küçük değil. Ve şimdi size kanalımı açtığım zamandan beri sukulentleri nasıl çoğalttığımı, nasıl konumlandırdığımı, kışın nasıl kuruduğumu hep anlattım. Sukulentlerdeki arkadaşlar bakın en dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar yapraklıktan başlayarak, yani yapraktan başlayıp anaç durumuna getirene kadar ki hangi yöntemi uyguluyorsanız o şekilde devam etmeniz. Yani İşte bir video izlediniz, o videodakileri yaptınız, sonra başka bir videoya geçtiniz, işte onunla devam ettiniz gibi değil. Biliyorum herkes bilgi karmaşası içerisinde ne yaparsam sukulentim ya da diğer çiçeklerim nasıl işte büyür, hızlı büyür ya da daha güzel durur. Bahçemde böyle misafirler geldiğinde böyle en can alıcı noktadan onları vursun istersiniz. Şimdi dediğim gibi bir kere istikrarlı bir şekilde aynı bilgiyi devam etmeniz. Diyeceksiniz ki ya ben o bilgiye çok güvenemedim, sonra başka bir kanalın bilgisine geçtim, onu uyguluyorum. Tabii ki yapabilirsiniz. Bununla birlikte
Sukulentlerde arkadaşlar bakın, balkonda yetişmiş sukulentle bahçede yetişmiş sukulentler arasında fark vardır. Bana böyle bir soru geldi geçenlerde. Nilüfer ablacığım, bahçede yere dikilmiş sukulentle balkonda yetişmiş sukulentler arasındaki farkı anlatabilir misiniz diye. Bunları birazcık bahsedeyim çünkü bunlara cevap veremedim. Aradan da 1-2 hafta süre geçti. Cevaplayacağımı söyledim ve sardunyalarımı da göstereceğim size, göstermeyeceğim değil. Fakat sukulent kanalı olduğum için sukulentteki bu cevabı da vermek istiyorum. Dediğim gibi kanalımdaki anlatmış olduğum bilgilerin doğruluğunu bu kışı atlatarak bahçeye bu şekilde yayılma usulümden de teyit edebilirsiniz arkadaşlar. Allah'ımıza çok şükür bugünleri de gördük. Şimdi sukulentinizi arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle bebekken, yaprakken bir kere baharda başlayın. Yani ilkbaharda başlarsanız daha güzel olur. Yani sonbahar da demiyorum arkadaşlar. Bakın ilkbahar diyorum. Tabii ki sonbahar ve ilkbahar mevsim şartları açısından aynı özelliklere sahip olsa da aradaki en büyük ince çizgi ilkbahardan yaza geçerkenki hava sıcaklığıyla sonbahardan kışa geçerkenki hava sıcaklığı bambaşkadır. Yani siz ilkbahardan yaza geçerken sukulentinizi daha böyle hava şartlarından koruyabilirken kışın bu hemen hemen imkansız hale gelir. Neden imkansız hale gelir? Onu da anlatayım size. Kışın özellikle hava sıcaklığının ani iniş ve çıkışlarının olduğu bölgelerde sukulent yetiştirmek biraz daha zordur. İstikrarlı hava şartlarında biraz daha kolaydır. Ha bana soracak olursanız, mesela İrlanda'da Eminecim var mesela. Biz onunla hemen hemen aynı hava şartlarına sahip gibiyiz. Bizim gibi soğuk ülkelerdeki arkadaşlar. Şimdi bizler sukulentlerimizi hep böyle stabil bir havada yetiştiriyor gibiyiz aslında. Hani global ısınmadan dolayı belki bizimki bir tık daha nasıl diyeyim size, daha pozitif duruma geçiyor gibi ben hissetmeye başladım. Çünkü Türkiye'deki arkadaşlar hava şartları gittikçe çölleşmeye doğru gittiği için aşırı sıcaklardan dolayı sukulentlerde irimeler başlayacak Türkiye şartlarında. Ama bizim gibi ülkelerde olanlar için hava zaten serin geçtiği için arkadaşlar, yağmur yağsa bile serin bir havada olduğumuz için sukulentler erimeyecektir. Bahçeye yayıldığımız için ve bu ilk video olduğu için bunları anlatma gereği hissettim size. Bahçe ortamındaki sukulentler arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle daha güçlü oluyorlar. Çünkü şöyle düşünün, nasıl ki bizler virüse karşı vücudumuzun dayanıklı olmasında yaşamış olduğumuz çevre şartları ne kadar önemliyse, çiçekler için de aynı şey geçerli. Yani ağır hava şartlarına maruz kalıp başarılı bir şekilde bu hava şartlarından gün yüzüne çıkmış olan çiçekler arkadaşlar, yani bahara erişmiş olan çiçekler her zaman için daha kuvvetlidir ve görünüşleri bile daha farklıdır. Mesela az önce gösterdiğim saksı arkadaşlar koskocaman dolu dolu bir saksıydı ve şu arkamdaki yer seramda dikiliydi. Ve verandadaki sukulentlerime oranla onlar bir tık daha arkadaşlar kış şartlarına daha dayanıklılar. Yani bunu söylemek istedim. Şimdi sardunyalara gelirsek. Bu arada Hollanda'dan neler aldım arkadaşlar. Şimdi merak ediyorsunuz biliyorum. Şimdi geçen sera videomu izlediğiniz Agavoides cristata'yı aldım arkadaşlar. Rengi çok güzel. Böyle turuncu ile kahverengi arasında ama bir de böyle tırnakları var. Bakın çok güzel. Ay kusura bakmayın. Kahveyi içerken birden böyle midemde bir ekşim oldu. Bakın bunu 5.95 euroya almışım. 10.5 santimlik saksı. Burada arkada yazıyor zaten. Ama renk olarak çok güzel. Muhteşem bir rengi var. Agavoides'lara can feda diyebiliriz. Şimdi hepinizin çok sevdiği bir aşk ağacı var biliyorsunuz. Şimdi ben o aşk ağacının arkadaşlar Variegata'sını aldım. Variegata'sı bakın nasıl bir şey. Şöyle bir şey. Çok tontiş, çok ciciş. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Muhteşem bir güzellik. Harika. Bundan arkadaşlar 3 saksı kadar aldım. Şunların tontişliğine, şunların cicişliğine bakar mısınız? Renkler muhteşem, harika. Bu Variegata aşk ağacı arkadaşlar. Bunun normalini zaten biliyorsunuz.
ama çok güzel. Bunun dikimini anlatacağım. Şu anda dikimini yapmayacağım. Sardunyalarımı göstereceğim çünkü. Ve bunun yanında ne aldım? Bir de çok kıymetli bir tür var. Bu pahalıya da satılıyor ama şekil olarak çok güzel arkadaşlar. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Bundan ben bir saksı işte Neşeli Sukular Neşe ablamdan almıştım. Fakat şöyle iki saksı aldım. Bunlar çok güzel arkadaşlar. Çok özel ve güzel bir tür. Böyle minik minik dal atıyor. Nane gibi düşünün. Ve o dalların ucundan bunları böyle tekrar bu yeşil yaprakları yapıyor, çıkartıyor. Ama çok da yavaş büyüyen bir tür. O kadar yavaş büyüyor ki anlatamam size. Arkadaşlar bir tane de Oviferum'un pinkinden, pembesinden aldım. Yani bundan ara ara alıyorum. Bu sefer de almak istedim. Bu da hoşuma gitti. Böyle pembiş pembiş. Bir de şu güzelliği aldım arkadaşlar. Bu Hollanda'daki ikinci seradan aldığım arkadaşlar. Bunun da böyle çok güzel neleri var, kabarcıkları var. Renkleri daha da güzelleşecektir. Buradaki bahçede ben videomu hızlı hızlı çekeyim. Hava kararmaya başladı. Yağmur dökecek yine. Bir tane de şunu hediye koymuşlar bana. Ben çünkü bunu arkadaşlar kargoyla almıştım. Şimdi bu tepsimden sonra size aldığım sardunyaları göstereceğim ama nereden başlayayım bilemiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın Sarı abla çok merak etti hangi sardunyaları aldığımı. Şimdi öncelikle herkesin bildiği şu türlerden aldım. Ama bir de özel türlerden de aldım arkadaşlar. Bakın bu çınar yapraklı olan özellikle muhteşem bir görüntüye sahip. Özellikle bu tür antrasit renkleri seviyorsanız mutlaka edinmenizi tavsiye ederim. Tabii ki çiçek maliyetlerini şu anda Türkiye'de bilemiyorum bu özel sardunyalarda ama bakın şöyle de bir gül sardunya da aldım arkadaşlar. Bu lila rengi dediğimiz böyle daha eflatuna yakın bir renk. Bir tane de domates fidanı görüyorsunuz. Onu da aldım. Şöyle güzel bir sardunya tepsisi düşünün. Ama arkadaşlar bakın şu klasik sardunyaları büyütmek daha hızlıyken şu çınar yapraklıları büyütmek daha nasıl diyeyim uzun süre çalıyor. Çünkü bodur bunlar. Bodur olduğu için arkadaşlar bu özel türler biraz daha yavaş büyüyorlar. Zaten pahalı olmalarının sebebi de bu. Burada bir tane daha domates fidesi var arkadaşlar. Şöyle bir şey. Bunu da dikeceğim. Bunu da şöyle bir kenara alayım. Bu çok narin. Çıt diye kırılıp giderse çok üzülürüm çünkü. Bunu bayağı bir korudum ben. Neyse bunu da bir yere dikeceğiz inşallah. Vakit bulursak. Çünkü çok yorgunum. Anlatamam size yorgunluğumu. Şimdi burada neler var? Bunları tek tek göstereyim. Şu iki tür arkadaşlar. Bakın şunlar. Mesela biri antrasit rengi. Diğeri ise bakar mısınız? Şunun güzelliğine ateş gibi. Yani ateş rengi mi diyeyim size? Yani ateş grubu renkler diyeyim size. Bakın muhteşem bir sardunya. Ama şu ikisinin şu güzelliğine bakar mısınız? Sardunyalar arkadaşlar benim çocukluğumun çiçekleri. Anneannem çok severdi. Balkonu hep böyle sardunya doluydu. Arkadaşlar şöyle de bir şey söylemek istiyorum. Biz de yani biz de dedim biz Bulgaristan göçmeniyim ben biliyorsunuz. Bulgaristan göçmenleri buna sardunya demez. Kanarya çiçeği derler. Kanarya da değil kanarye. Biliyorsunuz Bulgar göçmenlerin kendi dilleri de olduğu için kanarye derdi. Ve rahmetli yani Allah nurlar içerisinde yatırsın. Çok iyi bir insandı. Böyle sardunyaları görünce anneannem, annem hep aklıma gelir arkadaşlar. Şimdi bunlardan hep ikişer saksı aldım. Bakın arkadaşlar bir de bunu aldım. Bu da çok güzel renk olarak. Bunlardan ben de hep vardı ama Tayvurun'daki evde bunlar arkadaşlar soğuktan etkilenmişti ama burada verandada özel örtümle çok güzel koruduğumu düşünüyorum bu sene. Böyle de bir güzellik. İnşallah yağmur dökmeden hemen videoyu arkadaşlar başladı yağmur. Bunu da böyle göstereyim istedim size. Yağmur başladı ve videoyu zannedersem arkadaşlar ikinci bölümünü daha sonra çekeceğim. Çünkü yağmur bir başladı mı arkadaşlar burada birdenbire doluyla birlikte devam ediyor. Ve bir sonraki videomda bu sardunyam arkadaşlar sizinle birlikte çelik alıp çoğaltımını yapacağız. Bakın altında da geçen sene almış olduğum çınar yapraklıdan var. Ve değerli arkadaşlar sevgili dostlar
Bu videomda da böyle size karışık bilgiler vermiş olayım. Çünkü aslında bugün video çekmeyecektim ama son anda dedim ki bugün de videosuz geçmesin. Hem bahçeye yayıldıktan sonra ve dolu yağdıktan sonra sukulentlerimin durumu nasıl görün istedim ve her zaman için ne diyorum? İyilik yapanlarınız bol olsun. Bu arada videomu burada kestiğim için sizden çok özür diliyorum. Çünkü yağmur başladı ve yağmurun bereketi kendi ülkeme de gitsin. İnşallah ülkemde böyle hayırlı güzel yağmurlar olsun ki arkadaşlar ne olsun? Bereket olsun, şifa olsun. Şu anda arkadaşlar Nisan ayının yağmurlarının şifasından ben de çiçeklerimle faydalanıyoruz. Ve dediğim gibi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İyilik yapanlarınız bol olsun. Sizler iyilik yaptıkça evinizin bereketi, mutluluğu, huzuru, sağlığı kat ve kat atsın. Ve kendiniz için bu hayatta mutlaka bir şey yapın. Ve şimdilik sizi yağmurla Belçika'dan uğurluyorum. Beni her nerede izliyorsanız sevgi ve selamlarımı gönderiyorum ve hoşça kalın diyorum. Ve yağmur biraz müsaade etti size sukulentlerimin dolu yağdıktan sonraki durumlarını göstermek için bahçeye çıktım daha doğrusu. Birazdan Melis okuldan gelecek, hemen bahçeye, pardon, mutfağa gireceğim. Bunları arkadaşlar ben bu metal raflarıma dizmiştim, hatırlarsınız belki. Şuradaydı. Yağmur suyunu alsınlar diye. Çünkü dışarıya çıkarttım. İlk defa bunlar da yağmur suyunu alacaklar. Ve tam bunları arkadaşlar bakın, bu saksıları tam bu boya almaya başladığımda dolu, pardon, evet, dolu yağmaya başladı, pardon. Dilim sürçtü hızlı video çekeyim derken. Ve bakın durumlar böyle. Allah bana acıdı zannedersem. Çünkü az önce Emin anne ile ve Sare abla ile şöyle bir grup görüntülü görüşme yaptık ve arkadaşlar Allah benimle, Allah dualarınızı kabul ediyor. Yani Allah'ıma sonsuz kere teşekkürler ediyorum arkadaşlar. Bakın o doluya rağmen bu tontişler, bu cicişler, böyleler, bu da renkleniyor. Arkadaşlar hatırlarsanız Zirai'de onlarda bu türüm hafiften etkilendi demiştim. Ama hafiften demiştim arkadaşlar. Bu Marnier çıktı. Bunu da Alcan Sukunet Necla ablamdan almıştım. Bu güzellikler hep renkleniyor. Bakın bu böyle bir çiçek açtı. Muhteşem bir çiçeği var. Şimdi biliyorum merak ediyorsunuz buradaki durumları. Yine serin bir havadayız. Arkadaşlar bakın dolu sonrası durumları hep böyle. Şu anda bahçede Allah'ıma binlerce kere şükürler olsun arkadaşlar. Hiçbir zarar, ziyan yok. Size de şöyle bir göstermek istedim. Görün istedim. Durum. Ve değerli arkadaşlar, yağmur şimdi durdu. Az önce videoyu çekerken hafıza doldu. Ve boşaltıp tekrar bu videoyu çekiyorum. Bakın bu güzelimi de buraya koydum ve doludan etkilenmediğini böyle yakın çekimde de görebilirsiniz. Bakın evin önündeki diğer türlerim hepsi sapa sağlamlar. Bu güzeller artık arkadaşlar böyle kapının girişinde böyle artık salınmaya başladılar. Ve şöyle evin önünde bakın iki saksıyı şöyle göstermeye çalışıyorum size. Bakın evin girişine tekrardan konumlandırdım. Bunu Neşeli Sukular Neşe ablamdan, bunu da Alcan Sukulent Necla ablamdan almıştım. Bunun ismine Blushful demişti Neşe abla. Bakın böyle güzellikler, böyle tontişler, cicişler artık bahçede yerlerini almaya başladılar. Şunu da göstereyim çünkü arkadaşlar şu anda arabaya binerken bu videoyu sonlandırıyorum size. Bahçe aleti almamız lazım. Ağacı kesmemiz yarım kaldı çünkü. Bir sonraki videoda da diğer türlerimin nasıl olduğunu gösteririm. Onlarda da herhangi bir sıkıntı yok. Bakın bu da böyle çizgilenmeye başladı. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bu videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hepinizi çok seviyorum arkadaşlar.